Temmuz akşamını 18 Temmuz'a bağlayan gece sel felaketini yaşayan Uğurlu Köyü sakinlerinden Oğuzhan Tandoğan afet gecesi yaşadıklarını anlattı. Uğurlu Köyü sakini Oğuzhan Tandoğan yaptığı açıklamada sel felaketinin yaşandığı andan itibaren tüm kurumların afet bölgesinde çalışmaya başladığını, iş makinelerinin ve helikopterlerin ilk anda afet bölgesine geldiğini, aksi takdirde çok daha fazla can kaybı yaşanacağını ifade etti. Bizim orada olmamız. Çünkü kimse yoktu. Kaymakam Bey gelmişti. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Kepçenin olması bizim büyük avantajımız oldu. Yani o kepçeci olmasaydı en az 50-60 ölü vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki çoğu evler, herkes evin içindeydi. Çünkü ilk sel geldi gitti, insanlar bir şey olmayacak zannetti. İkinci sel yağmur yağmadan geldiği için gürültüyle kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk kademe mahalledeki evleri aldı. İkinci kademe komple bizi sardı. Üçüncü kademe hayatı felç etti zaten. Biz de kaymakamlığın kepçesiyle Akçakoca Karakol Komutanımız Binbaşı. Binbaşının çok etkisi var. Gerçekten burada ahırda kalan bir amcamızı aldı. Evinin içinde kalan bir konteyner vardı. Konteynerde bir teyze kaldı. Teyzeyi 2,5 saat alamadık. Binbaşı canını ortaya koydu gerçekten. Kepçeciyle beraber gittiler onu aldılar. Yani binbaşının olması, bir de o kepçecinin olması bizim Uğurlu Köyü'nde ölü vermemize sebep oldu. Yani eğer o binbaşıyla kepçeci olmasaydı biz Uğurlu Köyü'nde 50-60 tane ölü verirdik. Yani biz o ara ayaktaydık zaten. Yani çoğu köyde bilmiyordu. Eğer insanlar bilip dışarıda olmuş olsaydı gene ölü artabilirdi. Çünkü insanlar panik yaptı. Evlerini bırakmıyorlar. İnsanları zorla aldık. Arabalarını bırakmıyorlar. Yani insanlar şaşırdı. Çünkü hayatta böyle bir şey görmemişlerdi. Yani bir 55'te böyle bir şey olmuş. Büyüklerimize soruyoruz. Yani 55'te olan da böyle bir şey değildi. Yani bunun yarısı kadar yokmuş. Yani kaymakam ve binbaşı bu Uğurlu Köyü'nün hayatını kurtardılar.